Hadi abi. Onlar şeyden çıkar mı ya? Onlar şeyden çıkar. Hadi hadi hadi. Malatya'mız günümüzde kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır. Karadeniz limanları ile Kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezlerine ve Akdeniz limanlarına ulaştıran karayolu güzergahlarımızın kesişim noktasında stratejik bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle Malatya'nın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem atfediyoruz. Son 22 yılda Malatya'nın ulaşım ve haberleşme altyapısına tam 76 milyar 302 milyon liralık yatırım yaptık. Ama Malatya'da hava yolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin artması ve yolcu hizmetinde istenen hizmet kalitesine ulaşılabilmesine yönelik yeni bir terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşaatına da başladık. Projemiz tamamlandığında Malatya Havalimanımızın 8.814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26.765 metrekareye yükselteceğiz. 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini de 2,5 milyon yolcuya çıkarmış olacağız. Hiç şüphesiz yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleriyle Malatya havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecektir. Malatya'nın demir yolu ağlarını geliştiriyoruz. Mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptık ve yeniledik. Malatya OSB yazlak iltisak hakkı işini bitirdik. Malatya-Narlı arasında da çift hatlı hale getirilmesiyle ilgili kuzey-güney aksındaki yüklerin demir yoluyla taşınmasında kapasite artışı olacak. Ayrıca burada yeri gelmişken demir yolları ile ilgili yeni bir gelişmeden de sizlere bahsetmek istiyorum. 19 Nisan'da aynı turistik Doğu Ekspresi gibi turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlattık. Bu trenimiz Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat durarak yolcuların Malatya'yı gezmesine de imkan sağlıyor. 180 kişi kapasiteli bu trenimiz 14 Haziran'a kadar her cumartesi sabahı Malatya'ya uğrayacak ve şehrimizin Turgut Özal Anıevi Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo Gramofon Müzesi ve Buğday Müzesi gibi önemli turistik merkezlerini gezerek ticari faaliyetlerin artmasına da vesile olacak. Kıymetli basın mensupları, söz konusu Malatya olunca aslına bakarsanız daha konuşacak çok şeyimiz var. Malatya kısıtlı zamanlara sığdırılacak bir şehrimiz de değil elbette. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Malatya'nın gelişimi ve büyümesi için çalışmalarımızla hızla devam edeceğiz. Malatyalı hemşerilerimize rahat bir nefes aldırana kadar yanlarında olacağız.